Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine isim tamlamasına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Muzaf durumundaki tesniye ve cemi müzekker salim nasıl gelir? E, tesniye neydi arkadaşlar? İsimlerde olan ikili eee müzekker salim ise neydi arkadaşlar? İsimlerde Kurallı çoğul ama erkekler için olan çoğul demiştik değil mi arkadaşlar? Evet bunları ne yapacağız? Muzaf durumunda nasıl gelir? Ee, bu ayrıntısını beraberce işleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneklerimize geçersek okulun iki öğretmeni. Bakın ne oldu? İki öğretmen isim tamlamasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine aynı şekilde iki öğretmeni kendi hizasına, okulu yine kendi hizasına yazıyoruz arkadaşlar. Evet, neydi arkadaşlar? Muallim öğretmen demekti, değil mi arkadaşlar? Okul ise medrese. Şimdi bakalım arkadaşlar. İkil nasıl yapıyorduk? İki öğretmen ya. Buradaki son harfimiz mim. Bir feta getiriyoruz. Sonra bir uzatma elifi ve kesralı bir nun. Umarım hatırladınız diye ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, ani geldi. Demek ki bunu biz ne konumunda göreceğiz? Merfu konumunda göreceğiz arkadaşlar. E, bu derste bundan bahsedeceğiz birazcık. Özellikle ilk önce ani seçtim. Ani neymiş? İkil eklerinin birincisi diyoruz arkadaşlar. Bakın, muallimani iki öğretmen medrese okul. Şimdi geliyoruz. Ögeleri yazalım. İlk ögemiz neydi arkadaşlar? Muzaf. İkinci ögemiz neydi arkadaşlar? Muzafın ile. Evet arkadaşlar. Yeten dersimizden de hatırladığınız üzere muzaf Hiçbir zaman elif lam takısı ve çift hareke ne yapamaz dedik arkadaşlar? Alamaz dedik değil mi? Ve e, muzaf tesniye geldiyse arkadaşlar tesniye no'nunu da ne yapamaz? Alamaz bakın elif lam takısını alamaz. Çift hareke alamaz. Tesniye zaten çift hareke alamazdı ve kendi bu kesralı nunu da ne olur muzaf durumunda iken düşer arkadaşlar. Bakın muzaf yani e, Türkçe'de karşılığı tamlanan olan kelime'm ne oldu arkadaşlar? Hem elif lam takısı alamadı. Hem çift hareke alamadı. Hem de tesniyedeki nunu kendi tesniyedeki nunun olduğu düştü arkadaşlar. Hani biz demiştik ya nun bir var bir yok. O yüzden irab için daima kalan elifi baz alırız dediğimiz buydu arkadaşlar. Şimdi muzafın ileyhi ise neydi arkadaşlar? Türkçe'de karşılığı tamlayan Ee, muzafın burada irabı merfu olarak koyduk arkadaşlar. Hareke olmadığı için e, tesniye farklı farklı harf ile olduğu için bunu göstermek mecburiyetinde kaldık birazcık. Ee, elif merfu konumunda elif geldiğinden dolayı arkadaşlar. Ve i̇şte bunu size göstereceğim. Cümlede örnek olarak şimdi göstereceğiz. Evet arkadaşlar, muzafun ileyh'in irabı nedir? mecrurdur. Cer alameti Evet arkadaşlar. Son harfine gelen kesradır arkadaşlar. Şimdi okulun derken kesramızı koyalım önce. Okulun derken belirtili değil mi arkadaşlar? Belirtili olduğu için de ne yapıyoruz? Elif lan takısını veriyoruz. Bakın ne oldu? Ee, Türkçe şekliyle okursak okulun iki öğretmeni muallimel madraseti diye ne yapıyoruz? Telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım. Evet arkadaşlar yaptığımız gibi bakın Muallimel medreseti. Bunu direkt ne yapıyoruz arkadaşlar? Alıyoruz. Okulun iki öğretmeni aynı şekilde yazacağız, hiçbir değişiklik yapmadan. Önce fiilimiz değil mi? Arapçada e, halara geldi diyelim. Gelen kim? Okul mu geldi? İki öğretmen mi geldi? Tabii ki iki öğretmen geldi, değil mi? Şimdi oradakini aynen buraya geçiriyorum arkadaşlar. Siz de yazarak çalışmaya gayret edin arkadaşlar. Muallime madraseti. Bakın arkadaşlar ne oldu? Cümlemizi kurduk. Hadara geldi. Gelen kim? İki öğretmen. Ama bakın okulun iki öğretmeni. Şimdi cümle ögesini nasıl ayıracağız onu bir göstermem gerekiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz önce tamlamaların ögelerini yazalım. Muallimaniydi arkadaşlar muzaftı. El medrese muzafun. İleyh de değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu bir blok halinde alıyoruz. Kesinlikle karıştırmadan. Çünkü burada tamlama yok başka. Hadara geldi. Fiil. Gelen kim? Okul mu? Hayır. Gelen kim? İki öğretmen. Yani okulun iki öğretmeni derken iki öğretmen. Yani benim muhatabım muzaf. Yani muallima arkadaşlar. Bu nedir? Failimdir. Gördünüz mü arkadaşlar? Neymiş? Gelen kim sorusuna cevap veren failim iki öğretmen. Yani muzaaf durumundaki iki öğretmen benim neymiş arkadaşlar? Failmiş. Diğer derslerden hatırlayacağınız üzere fail neydi arkadaşlar? irabı merfu. Ref alameti neymiş arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada ne olmuştu arkadaşlar? Elif vermiştik. Gördüğünüz üzere bu eliftir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradaki elif. Bu arada neden Nun'u gündeme getirmediğimizi de anladık. Çünkü buradaki Nun ne oldu arkadaşlar? Bakın düştü. Hani muzaaf durumunda tesniyenin Nun'u ne olur arkadaşlar? Düşer. Evet arkadaşlar ilk okulun iki öğretmenini bu sefer mansup ve mecrur durumunda inceleyelim arkadaşlar. Okulun iki öğretmeni. Bakın iki öğretmeni yine iki öğretmen izasına okulu okulun izasına yazıyoruz. Muallî. Okul neydi arkadaşlar? Madrasa. Şimdi bakalım arkadaşlar mansup ve mecrur durumundaki tesniyeyi biz nasıl yapıyorduk? Bakın son harfimiz mim. Fetha veriyorduk. Aynı şekilde cezimli bir ya ve kesralı bir nun veriyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi ögelerimizi yazalım. E, muzaf Birinci ögemiz muzaftır. İkinci ögemiz nedir arkadaşlar? Muzafun iley. Yani muzaf tamlanan, muzafun iley tamlayan. Yazalım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ne demiştik biz? E, muzaf, Elif lam takısı alamaz, çift tereke alamaz ve tesniyelerdeki ani Eyni bakın tesniyelerdeki nunları ne yapamaz arkadaşlar, alamaz, nunları sadece tabi. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Buradaki kesralının ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor. Ve e, bu buradaki de okulun dediğimizde muzafın ile nedir? Belirtili olduğu için elif lam takısı alır. E, elif lam takısının elifi basıl hemzesidir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. O yüzden ne olur arkadaşlar buradaki de sırf geçiş için kesraya döner. Ve muzafın ileyhin irabı mecrur olduğundan dolayı cer alameti neydi arkadaşlar? Son harfimize gelen kesra. Gördüğünüz üzere Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz ne dedik? Bakın, e, burada muzaf elif lam takısı alamaz. E, aynı şekilde çift hareke alamaz. Tesniye zaten çift hareke alamazdı. Tesniyenin kendi kuralıydı bu. Aynı şekilde ani eynilerde sadece nun'lar çift hareke alamaz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın ani aynı ama numları ne oluyor arkadaşlar? muzaaf durumundayken düşüyor ama muzaffın durumundayken hiçbir şekilde ne yapmıyoruz arkadaşlar dokunmuyoruz. Onu da sonraki derslerimizde gösteririz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, bura biraz karıştı gibi. Bunu bir düzenleyelim beraberce. Bakın arkadaşlar aynen yazıyorum. Mu, a, li. bakın burada e, y'yi gördünüz mü arkadaşlar nun gittiyse ne olacak y sondaki hali ile yazılacak ve e, elif lam takısı vasıl hemzesi Eliflam lam takısının elife vasıl hemzesi olduğundan dolayı Cezimle geçiş hareke geçiş yapılamayacağı için ne oldu cezim sırf vasıl hemzesine uğradığı için geçici olarak kesra olacak arkadaşlar gördüğünüz üzere muallimeyil medreseti bakın arkadaşlar aynen geçirdim tabloyu hiç bozmadan ögelerini de yazalım arkadaşlar bu arada. muallimeyi Muzaf El Muzafun İley Değil mi arkadaşlar? Evet biz bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Tamlamaları hemen blokluyoruz ki farklı ögelerden zannetmeyelim. Onun muzafı zaten bir ögeye denk gelecek arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde. Şimdi ee, diyelim ki okulun iki öğretmenini gördüm. Okulun iki öğretmenini gördüm. Evet arkadaşlar cümle kurarken önce neyi yazıyorduk? Ee, bakıyorum fiil var. Fiili yazıyorum. Basartı. Ben gördüm. Bakın basartı. Gördüm. Kimi gördüm? Bakın kimi neyi sorusuna cevap veren muzaaffın yani muallimey. Niye arkadaşlar burada muzaf. Muzaf durumunda arkadaşlar mef'ulün bi sari. Yani mansup arkadaşlar. Nasb alameti ise arkadaşlar nasb alameti ise sondaki yağdır arkadaşlar. Bakın buraya baktığımız zaman ve sara e, bunu erken çizmişiz. Fiil. Gören kim? Görme eylemini gerçekleştiren tü. Fail. Kimi gördüm? Okulun iki öğretmenini gördüm. Bakın burada işte muzaf mı? Ee, işte mefulü misri yoksa muzafın ilih mi mefulü bisarih düşündüğünüz zaman soru sorun arkadaşlar. Gördüm iki öğretmenimi gördüm, okulu mu gördüm? Bakın okulun iki öğretmenini. Yani iki öğretmen burada mefulü misri. Benim muhatabım her daim ne olacak arkadaşlar? muzaf olacak. Ama tabi bir bütün olarak ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Tamlamayı görmem gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi Cem'i, müzekker Salim olan örneğimize geçtik. Ee, aynı mantıkla hareket ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Yine gördüğünüz üzere bakın merfu konumundakini yapalım önce. Öğretmenler, okulun öğretmenleri. Bakın. Muallim. Muallim. Okul neydi arkadaşlar? Medrase. Şimdi geldik ögelerimizi hemen yazalım. Bu neydi arkadaşlar? Birinci ögemiz muzaftı. İkinci ögemiz ise muzafun ileyhti. Artık kısaltabiliriz yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar e, Cemi müzekker salim yaparken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Son harfimiz mim. Değil mi? Oraya bir tane damme koyuyoruz. Uzatma vavı ve fethalı bir nun geliyor arkadaşlar ne? Muzafın ileh ise bakın belirtili isim tamlaması olduğu için elif lam takısı alıyor ve muzafun ileyhin irabı mecrur olduğundan dolayı cer alameti olan kesrasını alıyor arkadaşlar. Şimdi e, geldik muzafun durumuna arkadaşlar Muzaf ne dedik arkadaşlar? Elif lam takısı alamaz. Çift hareke alamaz. Aynı şekilde ani eyni. Peki gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar. Tesniyedeki nunları alamıyor. Ve cemi müzekker salimdeki u ne ve iğne gelecek birazdan iğnedeki nunları ne yapamayacak arkadaşlar alamayacak bakın eflam takısını alamıyor çift hareke alamıyor muzafımız bakın yine tesniyedeki nun düşüyor ve cemi müzekker salimdeki nunlarda ne olacak arkadaşlar düşecek bakın buradaki nunumuz ne olacak düşecek arkadaşlar Muallimul medraseti diye göreceğiz arkadaşlar. Evet geldi diyoruz arkadaşlar. Hadara geldi. Önce fiil değil mi arkadaşlar düzenli cümlemizde? Gelen kim? Okulun öğretmenleri. Bakın ne oldu? Fail konumunda yani merfu konumunda. Ben buradakini direkt kopyala yapıştır yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere hemen yazalım. Burası neydi arkadaşlar? Muzaftı. Burası muzafun ileyh'ti. Aynı şekilde ikisini beraber alıyoruz. Neden? Tamlamaları bir bütün, bir blok olarak göreceğiz. O yüzden hadara fiil bakın gelen kim? Gelme eylemini gerçekleştiren kim? Okul mu öğretmenler mi? Okulun öğretmenleri yani öğretmenler. Benim muhatabım kim? muzaf yani muzafım fail arkadaşlar bunlar sorularda gelir. Şuraya da yazalım. muallim Evet arkadaşlar failin irabı neydi? Merfu idi. Ref alameti burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın buradaki vav wow harfi diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Cemi müzekker salimde ref alameti vav wow diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ise ne yapıyoruz? Cemî müzekker salim'in e mansup ve mecrur halini yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım öğretmenleri, öğretmenlerin hizasına, okulu, okulun hizasına yine hiç değiştirmiyoruz. Evet, müellim okul, medrese. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ne oldu arkadaşlar? Okulun öğretmenleri dedik. Ee, burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Cemi Müzeker Salibin e, Mansup ve mecrur hallerinde son harfimiz Mime Kesre getiriyoruz. Bir uzatma yası ve fethalı bir nun getiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Anlaştık umarım. E tabi okul un dediği için muzafın ileyhimizde ne alıyor arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması olduğu için elif lam sağlıyor. Olay budur. Şimdi ögelerimizi yazalım. Burası neydi arkadaşlar? Muzaf ilk ögemiz. İkinci ögemiz muzafın ileyh ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz. Muzaf neydi arkadaşlar? Elif lam takısı alamaz. Çift hareke alamaz. Aynı şekilde tesniye durumundaki ani eynideki nunları alamaz. Yine aynı şekilde Cemi Müzekker Salim'deki bakın onu da buraya yazalım. U ne i ne gördüğümüz üzere evet arkadaşlar buradaki nunları da alamaz. Tekrar ediyorum arkadaşlar bunlar çok önemli sınavlarda da çıkar ve Kur'an-ı Kerim'de de inanılmaz derecede çoktur zaten bunlar. Elif lam takısı alamaz bu zaten. Yine aynı şekilde tenvin alamaz. E, tesniyelerde nunlar düşer arkadaşlar. Aynı şekilde cemi, müzekker, salimde de ne oluyormuş arkadaşlar? Nunlar düşer diyoruz. Yani buradaki nunumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Düşürüyoruz. O zaman okulun öğretmenleri muallimil medraseti. Neden? burası t gelecekti Muzafın ileyhin irabı mecrur dedik cer alameti ise ne dedik arkadaşlar son harfi olan t'ye gelen kesra dedik arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi son örneğimizi yapmış olacağız önemli bir konuydu arkadaşlar ümit ediyorum ki anlayabildiniz kolay bir dille anlatmaya çalıştım yine aynı şekilde anlayamaz ya da bir sıkıntı olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ee, devam edelim şimdi arkadaşlar bakın okulun öğretmenlerini gördüm derken önce fiil değil mi arkadaşlar Sara gördü basar tüm Buradaki tüh neydi arkadaşlar? Benim gördüğümü ifade ediyordu. Evet okulun öğretmenlerini gördüm. Kimi gördüm? Okulun öğretmenlerini aynen buradakini kopyala, yapıştır yapıyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Çünkü mansup durumunda değil mi? Kimi, neyi sorusuna cevap veren mefulün misrilidir. Mevfuli misrilinin irabı ise mansuptu. Evet arkadaşlar. Muallimil medreseti Aynen yazdık arkadaşlar. Hiçbir şekilde değiştirmedik. Burada irap konusuna yine girmiş olduk. Önemli bir mevzuydu zaten. Evet arkadaşlar, bakın önce tamlamaları ne yapıyoruz? Ee, öncelikle tamlamalarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, ögelerini belirtiyoruz. Muallimi muzaf. El yani, medrese muzafun ile. Biz bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir blok olarak görüyoruz. Bir bütün olarak görüyoruz tamlamayı. Besara fiil. Gören kim? Görme eylemini gerçekleştiren fail. Kimi gördüm? Okulu mu öğretmen? Yine öğretmenleri değil mi? O zaman benim muhatabım muzaftır Arkadaşlar okulun öğretmenlerini bir bütün görüyorum ama öge kısmında benim muhatap alacağım öğretmenler yani bu durumundaki kelime arkadaşlar. Evet neymiş arkadaşlar? Mefulün bir seri. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e yazdık. Mef'ulün bir sarihin irabı neydi arkadaşlar? Mansuptu. Gördüğünüz üzere nasb alameti Bakın buradaki ya harfidir arkadaşlar. Ya ile mansuptur. Nasb alameti ya'dır diyoruz arkadaşlar. Buraya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar bu arada ne yaptık? isim tamlamasındaki muzaaf durumunda olan işte tesniye ve cemiyümüzde ker salimin durumlarından bahsettik. Ayrıntı ve özel bir konuydu arkadaşlar. Ümit ediyorum ki anladınız. Ee, anlamadıysanız yine her zamanki gibi tekrar ediyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuzu izlediğiniz için ve bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni izleyenler için de arkadaşlar eğer videomuzu faydalı bulduysanız e, ve e, size yardım edeceğini düşündüyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklayın ve bildirim zilini her daim açık tutun ki yeni attığımız videolar e, size link olarak gelsin arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için yine tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Elveda.